Merhabalar, bu videomuzda yapacaklar listesi uygulaması olan TikTik uygulamasını inceleyeceğiz. Bu uygulama zamanı yönetmenize, son başvuru tarihlerini hatırlamanıza, evde, işte ve her yerde hayatınızı organize etmenize yardımcı olan basit ve etkili bir görev yöneticisi uygulamasıdır. TikTik gününüzü en iyi şekilde geçirmenize ve işlerinizi halletmenize yardımcı olur. Web, Android, iOS, Mac ve PC'de çalışabilmektedir. Bu videomuzda Android akıllı telefonla kullanacağız. Öncelikle uygulamayı indirelim. Öncelikle TikTik uygulamasını Play Market'ten indirelim. TikTik. TikTik To Do List, yapacaklar listesi, planner, planlama, reminder, hatırlatma, calendar, takvim. Yüklüyoruz. 1 milyondan fazla yüklemesi var. 13.74 MB. Yükleme işlemi tamamlandı. Programın ana yüzü bu şekilde. Burada artı tuşuna basarak değişik görevler eklenilebilir. Ancak ben TikTik uygulamasının widget'ini kullanacağım bu tür işlemler için. Burada ise sadece genel ayarları yapacağız. Genel ayarlar yapalım öncelikle. Ayarlar bölümüne giriyorum. Tab bar bölümüne girdim. Burada calendar yani takvim gözükecek. Theme bölümünde ise nasıl bir arayüz olacak? TikTik Blue'yu seçtim. Sounds and Notifications, sesler ve bildirimler. Ringtone olarak TikTok Pop seçilmiş. İsterseniz başka sesler de seçebilirsiniz. Bildirim zili. Vibrate, titreşim olacak mı olmayacak mı bunu belirleyebiliriz. Reminder pop-ups, her zaman göster pencereleri, pop-up pencerelerini. Annoying Alert, bu aktif hale geçirdiği zaman siz bildirimi kendiniz kapatıncaya kadar o sürekli sizi uyaracak. Stick on status bar, durum çizgisinde bildirimler gözükecek. Completion sound ise işlem tamamlandığınız zaman çıkacak sesi belirler. Bundan başka genel ayarlarda language dil bölümünde maalesef şimdilik Türkçe yok. Sistem dilini kullanacak. Font size normal veya büyük harflerin büyüklüğü. Start day of week haftanın birinci günü hangi günden başlasın? Monday, pazartesiden. Bunun haricinde countdown mod da belki işinize yarayabilir. Bu geri sayım yapacak işlem vaktine kadar. Evet, burada işlemlerimizi tamamladıktan sonra artık widget'ımızı ana ekranımıza ekleyebiliriz. Bunun için kullandığınız telefondaki widget'ler bölümüne ulaşıyorsunuz. Bu biraz farklı olabilir sizde. TikTok widget'lerinden istediğiniz bir tanesini ekleyebilirsiniz. Ben üst tarafta takvim olanını ekleyeceğim. Stil bölümünde ise tema olarak açık bir tema TikTok Blue'yu seçiyorum. Karanlık değil. Show completed ayarı ise isterseniz tamamlanmış işleri de gösterebilir. Ben istemiyorum. Widget'ımız eklendi. Biraz daha büyütmek istiyorum ben widget'ımı. Şu şekilde büyütelim. Şimdi de widget'ımıza işler ekleyeceğiz. Şimdi birkaç görev ekleyelim. Mesela bu akşam saat 8'de diyelim ki sinemaya gideceğim. Artıya bastım. Bunun için yazıyorum sinema. Burada önemini belirtiyorum. High. Çok yüksek, medium, orta. Orta diyelim. Burada ayın 16'sı yani bugün. No time. Vakit olarak saat kaçta bizi uyarsın? 8'de ise 7'de diyelim ki. Veya 8'i alalım biz bunu. 8'i alalım. Tam vaktinde mi uyarsın? Tam vaktinde mi yoksa bir yarım saat, bir saat önce mi? Bir saat önce uyarsın ve yarım saat önce uyarsın. Üçüncü bir uyarı eklemek için ücretli bölümüne geçmeniz gerekiyor. İki tane bize yeterli, bir saat ve yarım saat önce bana haber etsin. Tekrarlama işlemi gerekmiyor. Bu şekilde görev eklendi. Saat 8'den bir saat ve yarım saat önce uyarılar verecek, hatırlatmalar verecek. İşlem tamamlandığı zaman da buradaki kutucuğa basıldığı zaman işlem tamamlandı diye bize haber edecek. Her gün tekrarlanan bir iş ekleyelim. Mesela sabah kalkınca ilacını al. İlaç al. Mesela bu sabah saat 7.30'da olsun. 7.30'da ilacımı almam gerekiyor. Tam vaktinde haber etsin. Ve bu her gün tekrar etsin. Daily. Yani her gün tekrar edecek. Başka hangi seçeneklerimiz var? Every weekday yani pazartesiden cumaya kadar. Weekly her pazartesi olabilir. Mesela monthly yani ayın her 16'sında. Mesela bunu günlük olarak ekleyelim. Daha sonra diğerlerine de bakalım. İlaç al. Bu görev bana her gün artık eklenmiş oldu. Diyelim ki ayın 20'sinde, her ayın 20'sinde faturaları ödemem gerekiyor. 20'sini aldım. Fatura öde. Bu önemli.
20'sinde ödemem gerekiyor. 20'sinde vakit belirtmiyorum. Gün boyunca mesaj duracak. Ve tekrarlama işlemi ise monthly, yani her ayın 20'sinde bunu bana haber edecek. Şimdi Aralık'ın 20'sinde fatura öde diye burada gözüktü. Şimdi Ocağın 20'sine bakalım. Ocağın 20'sine baktım, gene fatura öde yazıyor. Yani her ayın 20'sinde ben o işlemi hatırlamam gerekmiyor artık. Bana tik tik hatırlatacak. Bu tür çok güzel uygulamalar, görevler eklenilebilir. Günlük, haftalık, aylık. İstediğiniz kadar buraya görevler de ekleyebiliyorsunuz gün içerisinde. Tamamlanan görevleri de kutucuğa bastığımız zaman artık kapanmış oluyor. Görüldüğü gibi TikTik uygulaması sayesinde artık unutmaya son. İşte bu kadar. TikTik'te sizi daha üretken kılan nedir? Her şeyi düzenli tutun ve yapacaklar listesinde neler yapılacağını öğrenin. Kontrol listeleri ve notlar alın. Hedefleri önceliklendirin ve asıl önemli olana odaklanın. Hedefleri tarihe, önceliğe ve başlığa göre sıralayın. Daha sağlıklı ve daha enerjik bir yaşam sürmeyi hedefleyen iyi alışkanlıklar edinin. Üretkenliği artırmak istiyorsanız TikTik yapacaklar listesi uygulaması tam size göre. İşte bu kadar. Eğer videom size faydalı olduysa kanalıma abone olup videomu beğenerek bildirim zilini açmayı unutmayın. İyi çalışmalar.